Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönül dostlarım, gönüldaşlarım. Evet, geldik yepyeni bir haftaya daha. 8 Şubat, 14 Şubat haftası ve 14 Şubat'ta tabii ki sevgililer günü. Gerçi hafta sonuna denk geliyor ama inşallah hepinizin o meşhur Makbuş abla atasözüyle başlamak istiyorum. Her birinizin aklındaki, kalbindeki yanında, yanındaki aklında, kalbinde, gönlünde olsun dileğiyle. 8 Şubat, 14 Şubat haftası için şöyle bir genel açılım yapacağım arkadaşlar. Özellikle de ilişki odaklı olacak ki zaten hemen akabinde de artık bir geleneksel olarak bu şekilde çekiyorum bu videolarımı. Hemen akabinde de haftalık bir eril dişil yapacağız tabii sizlerle birlikte. Ama ve lakin bu haftalık açılıma geçmeden önce kısa tabii ki bu haftanın hareketleriyle, gökyüzü hareketleriyle ilgili biraz da bilgilendireyim ben sizi. 11 Şubat'ta saat 22.06'da Türkiye saatiyle tabii Kova Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek arkadaşlar. Ve o kadar enteresan bir yeni ay yaşayacağız ki arkadaşlar bakın. Satürn-Uranüs karesi bir yanda, bir yanda da Venüs-Jüpiter kavuşumu var. Yani bunların arasında bir de Merkür retrosu işin içinde olunca Allah arkadaşlar bir şenlik, bir şenlik, bir şenlik. Hem de nerede biliyor musunuz? İlişkilerde. Öyle bir eğlenceli bir döneme giriyoruz ki hep birlikte eskiler, yeniler, imkansızlar, olmazlar, hayatta olmaz, hayatta gelmez dedikleriniz yani çok 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 enteresan bir sürece girdiğimizi düşünüyorum. İnşallah tabii ki birim ve bütünün en yüksek hayrına olsun. Bir de bu çok enteresan yani tam da 14 Şubat Sevgililer Günü arifesinde olması. Yani böyle bir enerji kaynaması çok enteresan olacak arkadaşlar. Tabii ki burada ana konumuz, ana temamız yani her birimiz için geçerli bu. Yeniye yer açmak için bir kere eskileri yıkmak gerekebilir arkadaşlar. Şimdi eskilerle ilgili böyle yeniye yer açmak için eskileri yıkalım mı? Eskilerle mi devam edelim değil mi? Çok çok enteresan bir süreç bizi bekliyor diye düşünüyorum. Evet, haydi bakalım bakalım. Birin ve bütünün en yüksek hayrına. Tabii ki YouTube kanalıma, diğer kanallarıma ve Instagram hesabıma abone olan kolektiflerimi en başta alıyorum. Kendi abonelerimi dahil ediyorum kolektifime. Tabii ki güzel beğenilerini, güzel yorumlarını bırakan can takipçilerime, canım gönül dostlarıma, tabii ki danışanlarıma, arkadaşlarıma ve dostlarıma niyet alarak kolektifime sadece onları dahil ediyorum. Abone olmak zor bir şey değil arkadaşlar. Ücretsiz, hemen orada izliyorsunuz. Eğer beğendiyseniz, enerjiniz benimle tuttuysa tık orada bir abone ola basıyorsunuz. Bir de yanında zil var bildirim. Hatta memnun kalırsanız eşinize, dostunuza, arkadaşınıza, artık teyzenize, ninenize, dedenize kim varsa haber verin. Onlara da abone edin kanalımıza arkadaşlar. Birlikte büyüyelim. Biliyorsunuz mutluluk paylaştıkça çoğalır, üzüntüler paylaştıkça azalır. Felsefemiz olsun. Sizleri çok seviyorum. Hadi bakalım birim ve bütünün en yüksek hayrına şifa olsun diyerek 8 Şubat haftasına kartlarımı sizlerin adına şöyle bir rezone olmanız ve odaklanmanız için sizlerle baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi burada tabii ki öncelikle can, önce can sonra canan diyoruz her zaman dediğimiz gibi. Aklınızda, kalbinizde olan bir kişiyi, hatta şu an ilişkide olduğunuz bir kişi de olabilir, hiç fark etmez. Ya da bir arkadaşınızı, bir dostunuzu, kimi merak ediyorsunuz, bakalım bu hafta o da nasıl geçecekmiş benle beraber diye düşündüğünüz
kimler varsa ona da niyet alabilirsiniz. Kendinizi niyet alıyorsunuz. Bakalım bakalım arkadaşlar, 8 Şubat haftası genel anlamda ve özellikle de ilişki ağırlıklı diyeceğiz tabii ki. Sizleri neler bekliyorsa bütüne şifa olması dileğimle kartlarınızı çekmeye başlıyorum. Bakalım bakalım. 8 Şubat haftası böyle enteresan bir gökyüzü hareketleri varken, böyle fıngır fıngır ortalık enerji kaynıyorken, ay çok heyecanlandım arkadaşlar. Bir de çok enteresan, ben böyle sizlere bakıyorum ya, sizlerle beraber ben de niyet alıyorum. Ve çok samimi söylüyorum, inanın o haftayı ben baktığım şekilde yaşıyorum. Yani herhalde tarihe baktığı haftalık yorumları kendisi yaşayan tarotçu olarak geçeceğim galiba bu gidişte. Bak bu da geldi, tamam. Evet, haydi bakalım bakalım, bireyin ve bütünün en yüksek ayına tekrar şifa olsun kolektifime, güzel mesajlarla gelelim diyerek kartlarınızı açmaya başlıyorum. Evet, enteresan enteresan haberler gelmeye başladı bile bakın. Bir de çok çekmişim heyecandan. Ay dedim ya enerjiler yüksek diye. Bak hemen yıkımda geldi bitiş. Yani o mutlaka olacaktı yani. Eğer yeni istiyorsanız hayatınıza ne yapacaksınız? O eskiye güle güle diyeceksiniz. Demezseniz hiçbir şey olmaz. Bak sonuç kartlarına bak şurada. O biçim yani harika. Tam yani zamanına yaraşır da cevapla geldi. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu hafta için geçmeden önce şunu da söyleyeyim de arkadaşlar bakın bütüne kolektif bir açılım olduğunu unutmayın. Ay onu söylemeyi unuttum ben nasıl olduysa. Lütfen siz size ait olan kısımları alın. Hayatınızda sizin senaryonuza uyan kısımları alın. Genele kolektif bir açılım olduğunu lütfen lütfen unutmayın. Tamam. Eğer ki benden bireysel danışmanlık almak isterseniz de 0544 405 5790 WhatsApp hattımdan ulaşıyorsunuz. Tarotun Altire Kraliçesi Makbuş Abla Instagram hesabımı takip etmeyi. Ayrıca da yeni bebeğimiz TikTok kanalımız, yine Tarot'un Kraliçesi Makbuş Abla'yı da takip etmeyi unutmayın ki orada canlı yayın da yapıyorum, soru cevap da yapıyorum. Yani orada da beni bulabilirsiniz. Evet, şimdi bakın arkadaşlar, bu hafta bir kere düşüncelerinizi, projelerinizi hayata geçireceğiniz bir hafta. Aynı zamanda arayıp aramamak arasında gitgeller yaşadığınız, acaba arasam mı, konuşsam mı ya da bir hesaplaşma yaşasam mı dediğiniz, şimdi bu ilişki de olabilir, bir arkadaşınız da olabilir ya da çünkü hesaplaşma ya da yüzleşme istediğiniz kim var ise, illa ilişki de olmayabilir, ilişkiniz yoktur çünkü hani hemen oraya yormayın. Her neyse işte böyle bir durumunuzda söz konusu ise sizin hayatınızda bir karar vereceksiniz ve pat bu hafta belki de bu atılımı siz yapacaksınız. Arayacaksınız. Sırf böyle yüzleşmek, konuları çözüme kavuşturabilmek adına. Yine bu hafta size engel koymuş. Mesela sosyal medya engeli olabilir ya da telefonunuzu silmiştir. Belki ilişkiniz, belki bir arkadaşınız, artık her neyse ya da bu mecazi anlamda bir engel de olabilir. Yani bir iş yapmak istiyorsunuzdur da hep önünüze bir engel çıkıyordur. O engeli bir türlü aşamıyorsunuzdur gibi gibi. Yine size ait olan kısmı çekin alın buradan hemen. Çünkü engeller kalkıyor arkadaşlar. Bakın bu hafta engellerin de kalkacağı güzel bir hafta olacak. Ayrıca aileyle toplanıp böyle aileniz, anne baba kardeşlerle ya da kendi çekirdek aileniz var ise, işte eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz ya da eşiniz yok ise kendi çocuklarınızla böyle baş başa gelip böyle kafa kafaya verip ya da anneniz babanızla kafa kafaya verip böyle bir karar alacağınız bir hafta olacak ve bu karar sizin lehinize olacak. Yani sizin istediğiniz doğrultuda gelişecek. Bu bir şeyi almak olabilir, satmak olabilir ya da başka ailece vereceğiniz önemli bir devlet kapısına bir iş ya da başka miras gibi, para gibi bir karar olabilir. Şimdi bu sizinle bağlantılı gene. Özellikle parayla bağlantılı yaptığınız endişelerinizin sona ereceğini görüyoruz.
görüyorum. Bu hafta sürpriz elinize geçecek bir miktar para. Sizi inanılmaz rahatlatacak, böyle bir oh dedirtecek. Yalnız etrafınızdaki bazı insanlara dikkat edin. Özellikle iki kadın bir erkek ya da iki erkek bir kadın. Üç kişiye çok dikkat edin arkadaşlar. Tabii yine siz bu potansiyelde etrafınızda böyle gözlerinizi dört açın. Aşk hayatınız olur, iş hayatınız olur, sosyal çevreniz olur. Hani sizin arkanızdan böyle iş çevirmeye meyilli o potansiyelde biri ya da birileri var ise aman ha aman onların kazdığı kuyuya düşmeyin. Çünkü birileri arkanızdan maalesef iş çeviriyor ve bu birileri de 3 kişi olarak veriliyor bana. 2 kadın bir erkek ya da 2 erkek bir kadın. Ve dost olduğunu zannettiğiniz bazı insanların haini ya da ihaneti gündeminize gelebilir. Bu hainlik ya da ihanet ne olabilir? Sizinle ilgili bazı sırları afişe edebilir ya da güvendiğiniz, inandığınız, sırrınızı paylaştığınız bir insan dediğim gibi hani sırlarınızı ortaya çıkarmaktan ziyade belki de birine anlatabilir. İstemsizce böyle hani sizi zor durumda bırakabilecek bir haine ya da ihanete maruz kalabilirsiniz. Şimdi bu ilişki değil ama bakın ilişki değil, bunu bir daha söyleyeyim ha. Siz bunun içinden sıyrılıp çıkacak mısınız? Kesinlikle evet. Bunu bir söyleyeyim. Yani bir şekilde siz zaten doğru olan kazanır arkadaşlar. Doğru olan kazanır. Bugün bir tane danışanım yazmış bana. O kadar mutlu oldum ki ablacığım dedi. Sen dedi uzun zamandır bunu niye söylemiyorsun dedi. Bizim dedi abonelerimiz ya bizim ama o kadar mutlu oldum ki yani kanalıma öyle bir sahiplenmişsiniz ki ya çok teşekkür ediyorum. Bizim abonelerimiz için hep sen şey derdin dedi. Bana yara alanlar şey yaralayanlar değil yara alanlar gelir dersin hep dedi. Evet gerçekten arkadaşlar ben buna çok inanıyorum. Benim kanalımdaki abonelerime şöyle genel anlamda bakıyorum ki danışanlarımda da aynı olayı çok yaşıyorum ki sizden gelen çok fazla var. Gerçekten yara alanlar bende arkadaşlar. Yaralayan, hain, gaddar, böyle ortalığı yıkan, döken, öyle fitne fücur, kötü enerji, şununla bununla uğraşanlar gelmiyor arkadaşlar. Çok güzel. Ben de bundan mutlu oluyorum, gurur duyuyorum. Ay araya da reklam aldım artık, idare edin. Hadi şimdi devam edelim. Aa bak oradan başlıyor, buradan başlıyor diyemeyeceksin. Ebru bak biliyorum seni. Ada kalmış aklımda da tam nickini bilmiyorum. Neyse. Evet arkadaşlar devam ediyorum gene bu haftayla. Bu hafta bak 200'lü insan da çıktı. O hainler, o ihanet edenler de 200'lülük de görebilirsiniz. Haberiniz olsun. Ama bak bu engeller kalktığı gibi sizi darlatan, bunaltan, böyle bir kaosun ya da bir sıkıntının içinde bunaltan olaylardan da pat diye böyle bir çıkacaksınız. Yalnız zaman zaman biraz böyle gücünüzün düştüğünü, böyle yıldızınızın düştüğünü, böyle bir ağırlık hissedebilirsiniz. Hani böyle bir baş ağrısı gibi böyle bir stresli bir durumlar içerisinde kalabilirsiniz. Ama bak hemen güç kartı geldi. Tekrar böyle hop böyle bir hani böyle bir devrildim kalktım, devrildim kalktım böyle o modda olabilirsiniz. Ama yine de her şeye rağmen güçlü olacağınız bir hafta ve bak net keskin bitiş geldi arkadaşlar. Evet ben burada zaten başlarken de size bunu söylemiştim. Yani bu hafta gerçekten eğer ki hayatınıza yeni yer açmak istiyorsanız eskiden süre gelen artık böyle zamanlı vadesini doldurmuş artık böyle süklüm püklüm böyle parça pinçik giden ne varsa bunları bitireceksiniz. Şimdi bu ilişkide olur, arkadaşlıkta olur, işte olur, evde olur. Yine siz hayatınıza uyan kısmı alın. Çünkü net kararlarınızı artık bu hafta veriyorsunuz. Yalnız sizi kıskanan ya da size hırs yapan birileri karşınıza çıkacak. Neyle? Dedikoduyla. Ama kazanabilecek mi? Hayır. Bak zafer geldi. Bir kere zafer sizin. Evet kafanızı karıştırmak isteyenler olabilir. Dedikoduyla onunla şunla bununla size hırs yapıp sizi kıskanıp ne bileyim işte eşinizi, işinizi, arkadaşınızı, ne bileyim evinizi, bir şeyinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu, ne bileyim üstünüzdeki ne bileyim bir çulu bile belki de kıskanır, özenir, kalkar. Sizi böyle enerjinizi bozmak için kafa karıştıracak ya da dedikoduyla ilişkinize belki de
bozmak için size bir hamle yapabilir. Siz ne yapıyorsunuz burada? Hislerinize ve sezgilerinize güvenin. Öngörülerinizi kimsenin kaybettirmesine izin vermeyin arkadaşlar. Bak burada iyi niyet kartı geldi. İyi niyetinizi, vicdanınızı ya da merhametinizi hiç kimsenin suistimal ettirmesine izin vermeyin. Çünkü bak anlama ve öğrenme kartı da geldi ki bu ne der? Sizin arkanızdan kim ne konuşmuş, sizden habersiz kim ne iş çevirmiş, sizin arkanızdan sizden habersiz neler olmuşsa pıt 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 böyle karşınıza gelecek ama duyacaklarınıza şaşırıp üzülebilirsiniz. Belki de hiç ummadığınız, belki de hiç tahmin etmediğiniz kişilerdendir ki bunu ben de çok sloganımdır bu benim. Benimle uğraşan birine ben mutlaka bir iyilik yapmışımdır derim ve gerçekten öyle. Sizi tanımayan biri size niye zarar versin? İlla ki sizin zamanında iyilik yaptığınız ya da elinizi uzattığınız bir insan o eli ısırır arkadaşlar maalesef. Bu da bende tecrübeyle sabittir. Devam ediyorum. Hedeflerinizle ilgili özellikle. Hedefleriniz var kafanızda. Bu hedeflerle ilgili harekete geçebilirsiniz. Özellikle güçlü insanlardan, kariyer anlamında güçlü ya da mevki anlamında güçlü, nasıl söyleyeyim, maddi manevi anlamda böyle size güç verecek, destek verecek bir insandan o hedeflerinizle ilgili harekete geçebilirsiniz. O desteği de alarak özellikle böyle sizi strese sokan gelen böyle konuşmalardan, yazışmalardan mümkün olduğunca kendinizi uzak tutun. Yine ilişkilerde, özellikle ilişkilerde dengelerin böyle bir bozulup bir düzeleceği, hani böyle tam böyle bir şey oldu, barıştık geldi aradı derken pat diye kendi kendine gideceği ya da tekrar böyle bir geleceği, hani sizin de böyle bir dengenizi bozacağı bir zaman gibi görünüyor. Ama bak burada güzel bir şey var arkadaşlar. Bir şeyleri bakın, kadere bırakın, akışa bırakın. Bu hafta mümkün olduğunca akışta kalın, anda kalın. Çünkü diyor ki sen görmezsen, duymazsan, konuşmazsan bak senin eline ben çok güzel kozlar vereceğim diyor evren. Elinize öyle güzel kozlar geçecek ki o kozları iyi değerlendirin arkadaşlar. Özellikle ilişkiyle ilgili bak görünenin arkasında görmediğiniz bir şeyler var. Siz kafanızda mahkeme yapıyorsunuz ya da beklediğiniz bir mahkeme olabilir ya da açmak istediğiniz bir mahkemede olabilir. Şimdi burada diyor ki senin görünenin arkasında görmediğin bir şeyler var. Zannettiğin gibi değil bir şeyler diyor. Bak derviş size haber veriyor. Bu arada derviş çok istediniz. Derviş açılımı yapacağım yakında. Ve küskün aşık. Küskün aşık ne der? Ayrı, dargın, kırgın, küstü olsak benim hala ellerimde, düşüncelerimde maalesef bir türlü atamıyorum seni benden, kalbimde sende diyor. Siz nasıl düşünüyorsanız karşı taraftaki enerji de aynı ve küskünlüğün biteceğini de burada bu hafta veriyor. İlk başta dediğime geliyoruz gene arkadaşlar. Yani eskiler böyle bir dengenizi bozabilir, dengenizi şaşırtabilir. O yüzden dolayı da bu hafta gerçekten çok önemli bir hafta olacağı benziyor. Bakalım Eril Dişi neler söyleyecek, ben de merak ediyorum. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Genel olarak haftanın gelen mesajları böyleydi. Evet, beni izlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz ve güzel mesajlar ve yorumlar bıraktığınız için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Özellikle o birbirinize destek veren yorumlarınızı çok seviyorum. Harikasınız. Hepinize gurur duyuyorum. Gerçekten tabii ki dediğim gibi mutluluk paylaştıkça çoğalır. Üzüntüler de paylaştıkça azalır arkadaşlar. Evet, yine Makbuş ablanın sözüyle bitireceğim. Diyeceğim ki inşallah bu 14 Şubat'ta Rabbim herkesin kalbindekini, aklındakini yanına, yanındakini de aklına ve kalbine nasip etsin diyorum. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.